Bak videonun yorumlarında tişörtünü ters giymişsin lan falan diye espri yapan olursa hiç komik değil. Yorumlardan direkt ban. Bunun modası öyle. Herkese merhaba arkadaşlar, beni Dalgalı. Arkadaşlar bugün bekle, ne yapıyorduk, ne izliyorduk? Hayatınız boyunca. Bak hayatınız boyunca görebileceğiniz görmek? Niye böyle anlatıyorum ya? Hayatınız boyunca görebileceğiniz en tatmin edici video diye bir başlık atmışlar. Amaling dedim. Rahatlatıcı video olunca zaten ben orada bitiyorum yani. Ama bu çok iddialı bir başlık. Gerçekten beni hayatım boyunca en tatmin eden şey mi olacak? Neyse, tatmin olmaya başlayalım arkadaşlar hep beraber. Ama ondan önce ben Instagram hesabımdan şu an kocaman çıkan Instagram hesabımdan beni takip ederseniz çok sevinirim. Oraya da Reels'ler, Story'ler falanlar filanlar biliyorsunuz zaten, oraya bekle. Hadi geçelim. Hadi bakalım, tatmin olmama challenge. Evet, orada izi kaldı bir kere, olmadı. He, araba, oy, Audi mi be? Ye, arabam Audi. Hey hey. Yani yeni arabanın böyle jelatinlerini çıkartma hiç yaşayamadım gerçekten. Ama izlemesi çok. Onu derken bir hüzünlendim lan. Ben burada eğlenceli girmişim videoya. Neyse şu ÖTV. Gerçekten Allah inşallah hepinize, beni izleyenlerin herkese, biraz devrik bir cümle oldu ama hepinize inşallah sıfır böyle jelatinini açtığınız araba nasip eder. Ya bunlar gerçekten rahatlatıyor mu hala ya? Bu kırılan bir şey beni rahatlatmaz ki sonuçta. Ben Başak Burcu bir insanım. Etraf dağılıyor, anladın mı? Etrafı o camlar, onlar temizlemesi falan, beni o aklıma hep onlar geliyor. O yüzden bu beni rahatlatmıyor. Hani bunun yerine böyle yumuşak bir şey oluyor diye böyle ayrılıyor birbirinden. Onlar daha güzel oluyor. Öyle şeyler olabilir. Aa, bu ne? Bu oyun mu? Ha, bu bayağı gerçek sapanla. Oha! Gerçekmiş oğlum. Ben bunu şey sanıyorum. Öyle bilgisayardan falan oyun sanıyorum. Bir şey sanıyorum. Bayağı bildiğin sapanla taş atıyor. Neden kırdın seni o ağaç? O da canlı. Bak şimdi bu ezecek bunu deme. Aa yok, ezmiyor, törpülüyor. Çok güzel olacak ya. Bak şimdi 100 yuvarlak bir şey olacak. Ne oldu lan, ben bir şey anlamadım, bir dakika. Parlak bir ağaç çıkacak sanıyordum, hiç öyle bir şey olmadı. He, o yüzünü böyle, aa kağıt yapıyorlar. Tamam anladım. Oğlum o kadar da mal değiliz, siz de bana şey yapmayın. Evet, buradan tıpasını mı taktı? Cam şişeye pet şişenin ağzını geçirdi. Ne gerek vardı? He, oha! Bunu yaparaktan tekrardan tıpayla falan uğraşmayıp direkt kapak kapatıyor. Çok mantıklı. Gerçekten bu uygulanır yani. Anam! Gösterme bunu. Bunu gösterme. Şeye benziyor. Böyle çikolatalı hanım eller oluyor ya, böyle yuvarlak yuvarlak bisküvitler. Bugün canım var ya. Ya ne güzel yiyor ya, ne güzel yiyor. Tadını bilmiyorum ama kesin çok güzel bir şeydir. Bugün canım aşırı tatlı çekiyor. Böyle künefe münefe söyleyecektim videoya başlamadan önce. Videodan sonra söylerim kesin artık. Arkadaşlar videoyu kısacık bölüyorum. Bugün size Binomo ticaret platformundan bahsedeceğim. Binomo platformu 18 Temmuz'da bir çekiliş başlattı. Toplam ödül 16.000 TL. Bu bir tür promosyon ve sadece 18 yaşından büyük yatırımcılar için geçerlidir. Ödül çekilişine katılmak için her gün bir şartı yerine getirmeniz gerekiyor. $220 veya 3800 TL karşılığında işlem yapın. Birinci ve ikinci haftanın sonunda 4 adet MacBook ve promosyon sonunda 1 adet motosiklet kazanma fırsatı elde edin. Ama hepsi bu kadar değil. Promosyonun sonunda doğru tutarda işlem yapmanıza yardımcı olabilecek bir işlem stratejisi göstereceğim. Kuralın adı Martingale. Açıklamadaki bağlantıyı kullanarak uygulamaya kayıt olabiliyorsunuz. Artı %100 bonus için promosyon kodum Hidalgali01. En karlı varlığı seçin ve herhangi bir yönde minimum süreyle bir işlem açın. Örneğin 600 TL'de işlem kar ile kapandıysa her şey harika. Yeni bir tane daha işlem yapın. Zarar ile kapandıysa ikinci işlemi yapın. Örneğin 1200 TL'de zarar ile kapandıysa başka bir tane açın. Örneğin 2400 TL. Şahsen ben bu stratejiyi kullanarak motosiklet kazanmayı planlıyorum. Hadi birlikte deneyelim. Açıklamadaki promosyon kodu Hidalgali01 ile yarışmadaki şansınızı arttırabilirsiniz. Kayıt olmak için açıklamadaki bağlantıyı takip edelim. Hepinize iyi şanslar. Çikolatadır. Yaptı, suyu koydu, onu koydu. Gerçekten buz yapmak için bu kadar uğraşmaya değer miydi ya? Yani bizim evde de kare kare var, böyle çıtırt yapıyorsun, hepsi çıkıyor, ne güzel. Aa biliyorum bunu. Böyle sırayla desenleri yapıyor. Mükemmel ya. Baksana sıra sıra gitti oradan, öyle çilek oldu. Aha yemek geldi. Niye sadece orasını kızartıyorsun ablacığım? At hepsini ya. Aha. Of çok güzel. He şimdi anladım. Ben biraz geç idrak ediyorum. Belki siz izleyenler benden önce biraz idrak ediyor olabilirsiniz. Bak şurasını birleştirdi. Ondan sonra yayıldı, öyle çıkacak böyle. Şekilli şukulli çıkacak. Oğlum çok güzel duruyor lan.
Bunu yersin bu arada. Biraz fırça gibi oldu ama yersin yani. Abi ne yapıyorsun? O bal mı? İnşallah bal değildir ya. Bir ara TikTok'ta böyle bir şey modaydı. Böyle kolayı, fantayı falan bu şekilde getirip yiyorlardı. Abi o balsa çok içini kıyar çünkü. Bu şekilde yenmez o. Bir de yutuyor bir yandan değil mi? Çiğnemeden yutuyor ya. Allah be. Heh işte bu ya. İşte bu. YouTuber olmasaydım olacağım meslek aha da bu. Bir Başak Burcu olarak şuna bir bakar mısın? Allah'ım ya şu işi yap... Bak parasız desinler parasız yaparım şu işi ya. O kadar da değil de bu devirde kim kime parasız bir şey oluyor. Ama uygun bir fiyata yapardım gibime geliyor yani. Çok zevkli çünkü. O yaptıktan sonra bakıyorsun ya böyle bir... Lan ne güzel yapmışım ya diye. Bu ne lan? Böyle bir meyve var mı gerçekten? Elmaya benzeyen dışı beyaz olan... İçini açtığın zaman havun olan ananasa benzeyen değişik bir meyve. Abi yapma işte onu yapma be. Ne yapacaksın onu boynundan bir anda tutacak değil mi? İzlediğim videolara göre artık profesyonelleştim yani bu videoları izleyerek. Ne olacağını tahmin edebiliyorum. Abi takla atıp düşecekmişsin gibi mi? Ay atın güzelliğine bir bakar mısın? Hayatımda bir ata yavşayacağımı hiç düşünmezdim. YouTube sağ olsun. Bunun da atı kaçmış iğrenç ya. Abi ot gösterme bana ya. Ne oldu? Şerbetini aldı otunun bir şeyini. Unla karıştırdı, hamur yaptı. Her... Terlik ne alaka oğlum? Yenilebilir terlik mi bu şimdi? İnşallah 36.5 numaradır bari. Ne yapıyorsun abi? Ama o kola değil ki, niye bunu yapıyorsun? Tabii fiyatını 10 lira daha, 15 lira daha arttıracaksın değil mi? Oğlum şaka gibi gerçekten ya. Bir yemek söylüyorum, yanına içecek söyleyeceğim 15 lira diyor. Şu kadarcık teneke kola yani. Zaten yemek 25 lira lan, bir tane dürüm alacağım 20-25, 30 liraya. 25 liraya da dürüm kalmadı da yani artık. Ya bayılıyorum şu el işiyle yapılan şeylere ya. Ne olur bok gibi bir şey yapmayın abi ya. Abi bu kadar uğraşın üstüne bence güzel bir şey yapıyorlardır. Oo bayağı el işiyle falan yapıyorlar oğlum. Bunun fiyatı var ya burada. 88 milyon dolara gider ya. Aa bir de içinden çıkarttıklarını da oturak yapmışlar. Ne bu abi, saçı aldı. Koydu taşın üstüne, mum mu yapacaksın o saçla? Şu an gerçekten ne yaptığını çok merak ediyorum. O saçı onun içine niye koydun ya? Gözükmüyor. Heh gözükmeye de bak. Hayatımda ilk defa sevgilim olunca ben. Abi değer miydi bu? Ne saçıydı bu ya? Mermi yaptı lan. Ha bu demek oluyor ki senin saçının bir teli benim kalbimi mermi gibi delip geçti. Olmadı. Bunu sevgilinize söylemeyin arkadaşlar. Ayrılabilirsiniz yani. Benden aşk dersleri almayın sakın. Yani ben bilsem ben yapardım zaten. Aha kılıf geliyor. Oğlum bunun... Bu nasıl tutuyor ya? Ben bunu anlamıyorum. Hani tamam tuttu, ondan sonra çıkmıyor mu? Sonuçta suyla yap... Ama onu hepsini karıştır... Aa eldivenine de bulaştı bak. Ne yaptı? Çiçeğe suyun içine koydu, oraya dolaba koydu. Ne oldu şimdi? Yani sen bu buzu yaptın da ne oldu? Gerçekten hayatım boyunca beni çok en çok tatmin eden video bu oldu. Buz eriyecek. Buz bir süre sonra eriyecek. Niye yaptın bunu? Yemek için desen yemek için değil. Süs desen bir saatlik bir süs yani. Ama böyle bir şey servis ederken yanında belki götürülebilir. Olabilir. Bu ne? Oğlum bak yarısı aşağı dökülüyor zaten, aşağı gidiyor. Oğlum ne yaptınız balıklara, oraya gelmeleri için gram altın mı verdiniz? Ne yaptınız ya? Bu ne? Bir şey sürdü. Ha bildim. Oy. Bu boya kavlatıcısı. İsmini ben koydum arkadaşlar. Bunun adı boya kavlatıcısı. Acaba bunu bizim şu boyalı ya duvarlar falan ha buralar. Buralara da sürsek oralarda böyle kabarır mı? Çok güzel bir görüntü olur. Of yine mi? Abi canım tatlı çekiyor diyorum. Bal gösteriyor ya. Bir de bala bak. Geldi yakışıklı bir abimiz geldi. Bize saç stili öğretecek. İnşallah sen öğrettikten sonra bütün kızlar bana bakar abi. Ben içimden bir 2008 keko saç modeli gelecekmiş gibi hissediyorum. Böyle önler aşağıda, arkası havada falan. Çok iyi oldu abi. Yap o kremi de sür. Çok güzel oldu. Bayağı yakıştı ya. Çok yakışıklı oldun abi. Keşke biraz da kaşlarını... Oy kaşlar benim kaşlardan. Bana da lazım bundan. Aynı şu işlemden bana da lazım. Bunu yapabilen kızdan Instagram'dan mesaj atsın bana arkadaşlar. Gerçekten hayatımda gördüğüm en tatmin edici videoyu izledik. Abartmışlar biraz. Clickbait yapmışlar bence. Onlar yaptığı için ben de yapacağım. Hiç değişmeyen, samimiyetini hiç yitirmeyen. 5 yıldır mı buradayım? 5 yıldır, 6 yıldır her neyse. Aynı şekilde çizgisini bozmadan devam eden Hidalgeli kanalının son videosunu izlemiş bulunmaktasınız. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Instagram'dan beni de takip ederseniz çok sevinirim. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Daha fazla böyle video için like atmanızı bekliyorum. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.